Babatorik. Hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de önemli bir karşılaşma. Kayseri Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kendi sahasında Fenerbahçe'ye yarayacak Kayseri Spor takımı. Şimdi Kayseri Spor Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Henüz mağlubiyetleri yok. 7 puan topladılar. Fenerbahçe takımı ise inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Şu an 6 puandalar ama halen daha taraftarını tatmin eden, yani Fenerbahçe taraftarını tatmin eden oyunu henüz Fenerbahçe takımı ortaya koyamadı. İşte bu ard arda gelen Avrupa'daki mağlubiyetlerin ardından Fenerbahçe takımı henüz yaralarını sarmış gibi gözükmüyor. Saraçoğlu'nda oynadıkları iki karşılaşmayı farklı kazandılar. Dörder golle kazandılar. Geçtiğimiz haftada Manisa'yı mağlup ettiler ama Manisa daha önceden de hani söylediğim gibi Manisa takımı bu ligin çok zayıf takımlarından bir tanesi. Yani şu anda hatta en zayıf halkası görünümünde. Hani orada aldıkları 4 gollü galibiyet yani çok fazla aldatmasın. Yedikleri 2 gol ve Manisa'nın kaçırdığı önemli pozisyonlar vardı. Şimdi bunları konuşmak lazım aslında. Fenerbahçe takımının savunması hala hazır bir görüntü vermiyor. Bundan sonra tabii Everton'dan alınan Yobo var. Onu da yani zaman gösterecek takıma adaptasyonunu ama şimdi Aykut Kocaman'ın yaklaşık bir 2 aylık bir süreçte oturtmaya çalıştığı bir sistem var Fenerbahçe takımında. Daha çok mücadele eden oyunculardan kurulu, daha çok koşan oyunculardan kurulu bir Fenerbahçe yaratmaya çalışıyor. Tabii yani Galatasaray gibi, hatta zaman zaman Beşiktaş gibi Fenerbahçe'de bir geçiş döneminde. Yani henüz Aykut Kocaman'ın da kafasında şekillenen bir 11 yok. Yani o da Alex'i biraz daha hani sakınarak oynatmak istiyor. Biraz daha yedeğe çekip stoçu daha fazla ona sorumluluk itmeye çalışıyor. Ama tabii bu zamanla olabilecek bir şey. Birden olmuyor. Fenerbahçe takımında böyle bir geçiş sürecinde. Şimdi bu geçiş sürecinde Kayseri deplasmanı aslında çok zor bir deplasman Fenerbahçe açısından. Yani henüz toparlanamamış bir takım. Kayseri'de biraz geçtiğimiz seneye oranla biraz daha hani bu sene yukarılara hedefler bir konumda. Geçtiğimiz sene de gerçi lige iyi başlamışlardı. Sonunu iyi getirememişlerdi ama bu sene de daha iyi başladılar ve biraz daha hani ayakları yere sağlam basıyor Kayseri takımının. 7 puan topladılar şu an ligde. Ama oynadıkları oyun da hani öyle çok fena bir oyun değil. Sağlam oynuyorlar. Defansı iyi bir defans attı. Toplu olarak defans yapıyorlar. Yani takım haline defans yapıyorlar. Fenerbahçe takımı da yani açıkçası iyi transferler yaptı. Niang özellikle beğendiğim bir forvet oyuncusu. Yani Fenerbahçe'yi ben ileriki dönemlerde, ileriki haftalarda çok daha faydalı olabileceği kanaatindeyim ama bu karşılaşma ile ilgili beklentim açıkçası karşılaşmada yine bir beraberlik bekliyorum ben. Çünkü Fenerbahçe mutlaka kaybetmemek isteyecektir. Burada alınacak hani bir mağlubiyet yine tekrar o çatlak seslerin oluşmasına neden olabilir. Kayseri kendi saha ve seyircisi önünde muhtemelen dolu tribünlere karşı oynayacaktır Fenerbahçe önünde. Onlar da iyi bir çıkış yakaladılar. Üst sıralardan kopmamak için Fenerbahçe karşısında onlar da mutlaka mağlup olmamayı düşünecektir. Açıkçası maçın büyük bir bölümünü ben kontrollü olarak geçeceği kanaatindeyim ama tabii maçın gidişatına göre bir taraf kazanmak isteyecektir oyunun gidişatına göre. Burada da benim beklentim açıkçası yine az gollü bir karşılaşma. Alt tercihiyle birlikte karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağı, yani 0-0'lık 1-1'lik beraberlikler bu karşılaşmada en akla yatan tercihler olarak gözüküyor. Babatorik.